Komutanların başlarını bezle kapattılar, gözlerini bağladılar, ellerine kelepçe taktılar. 15 Temmuz'da Genelkurmay karargahında darbecilerin paşaları derdest ettiği anın görüntüleri çıktı ortaya. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Kurmay Başkanı karargaha girdikleri anda üstlerine çullanıyor darbeciler. Yere yatırıp ellerini kelepçeliyorlar. Komutanlar ne olduğunu anlamaya çalışırken o sırada Çolak'ın koruma müdürü kapıda görülüyor. Binbaşı Burak Akın müdahale etmek isteyince özel kuvvetler üniforması giymiş FETÖ'cüler onu ayağından vuruyor. Paşalar yerde elleri kelepçelenirken bu siyah tişörtlü kişi başlarında bekliyor. O Genelkurmay 2. Başkanı'nın özel kalem müdürü Ramazan Gözel. Darbecileri o yönlendiriyor. Daha sonra derdest edilen komutanları yukarı götürüyor. Ayağından vurulan Çolak'ın koruma müdürü Kahraman Binbaşı geri dönüyor. FETÖ'cüler onu bir kez daha vuruyorlar Genelkurmay karargahının girişinde. O sırada bir koruma astsubayını da şehit ediyorlar. Ve komutan katı, tuğ generaller, tüm generaller ve kor generaller gözleri bağlı götürülüyor. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in başının da siyah bir şeyle kapatıldığı görülüyor. FETÖ'cüler Güler Paşa'yı oradan oraya sürüklüyor. Sert müdahale karargahta dakikalarca devam ediyor. Akıncı üssüne götürülmek için komutanlar dışarı çıkartılırken yine gözleri bağlı. Orgeneral Güler'in ise başında yine o siyah bez duruyor. Sağ ve sol taraftaysa elleri bağlı yerde yatan subaylar göze çarpıyor. Özel kuvvetler üniforması giyerek 15 Temmuz'da darbecilerin komutanlara nasıl eziyet ettiğinin en net görüntüleri işte bunlar. O darbecilerin hepsi yakalandı. Şimdi yargı önünde hesap veriyorlar.